Soruyu bir yorumlayın arkadaşlar. Bir bakın bakalım. İki arkadaşımızdan cevap geldi. Üç arkadaşımızdan cevap geldi. Şimdilik anketi dört arkadaşımız cevap verdi arkadaşlar. Evet. Şimdilik anketi durduruyorum. Soruyu ben bir çözeyim. Şimdi beni izleyin. Şıkları tek tek irdeleyelim ki nasıl olduğunu öğrenelim. K kesişim, L kesişim, M. Şimdi burada 3 tane köme verilmiş. Üçünün kesişim yeri arkadaşlar şurasıdır. Bu 3 kömenin kesiştikleri yer burasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bu değil. Devam edelim. K kesişim, L fark, M. Şimdi fark işlemini ben biraz sonra göstereceğim size. Şimdi fark işleminde K kesişim L'de olup da M'de olmayan anlamına geliyor bu. Yani K ile L'nin kesişimi, bakın burası, ikisinin K ve L'de ortak olan yer. Diyor ki burada olsun diyor, M'de olmasın diyor. Yani sadece K kesişim L'de olsun diyor. Buranın M ile ortak yeri bakın şurası. Burayı çıkartırsam benim elime sadece şu üstteki kısım kalacaktır. Yani bu verilen şıkkın karşılığı sadece şurası arkadaşlar. Cevabımız bu da değil. M kesişim L'de olup K'da olmayan diyor. Bir kere K'nın olmaması gerekiyor. Ama bakın burada şuradaki kısım K'da da var. Dolayısıyla C'de değil. Baktık. K kesişim M'de olsun ama üçünün kesişiminde olmasın diyor. Bir kere üçünün kesişimi burası. K ile M'nin kesişiminde olması gerekiyor ama K ile M'nin kesişimi bakın şu alan arkadaşlar. Dolayısıyla burada taralı olması lazım. Burada değil. Bu da değil. Şimdi K birleşim M'nin L ile kesişimi. K birleşim M'nin L ile kesişimi arkadaşlar bakın şu bölge. Bunda olsun diyor. K kesişim L kesişim M'de olmasın. Yani buradan K kesişim L kesişim M'yi çıkart diyor bana. Tamam. Bundan şurayı çıkartırsam bakın. Saniye. Bundan şurayı çıkartırsam, şurayı çıkarttığımda benim elime sadece şurasıyla şurası kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Anlaşılmayan bir yer varsa soralım, yoksa geçiyorum. Evet. Güzel bir soru. 2018 TYT'de çıkmış. İyi bir soru arkadaşlar. Soru sizde. Hadi bakalım. Güzel bir soru. 2018 TYT'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Evet. Şu arkadaşımızdan cevap aldık. İkisi C, bir tanesi D seçeneği dedi. Bakalım soruyu birlikte irdeleyelim şimdi. Şimdi bakın.
A harfiyle başlayan isimler kümesi A demiş. Tamam. N harfi ile biten isimler kümesi N demiş. B kümesi de 5 harfli isimler kümesini temsil ediyormuş. Ve bakın. Bir kere burada taradığımız yerler 5 harfli isimler kümesi. Ve diyor ki K kümesi Açeli, Ahmet, Aysun, Beren, Kenan ve Nermin olarak vermiş. Kümesin elemanlarına kaç tanesi şekildeki boyalı bölgeleriyle gösterilen kümenin elemanıdır demiş. Şimdi bir kere bakın buradaki taralı yerlerin hepsi B kümesinin içerisinde. Dolayısıyla 5 harfli isimler olması lazım. Açelya 2, 4, 6 isimli. 6 harfli. Açelya'yı attım. Ahmet olabilir. Aysun olabilir. 5. Beren olabilir. Kenan olabilir. Nermin 6 harfli. Nermin de olmaz. Şimdi elimizde zaten 1, 2, 3, 4 tane isim kaldı. Şimdi A harfiyle başlayan isimler kümesi. Bakın şurada şuradaki taralı yer, şu taralı yer A harfiyle başlayan isimler kümesi sadece. Çünkü bakın N ile kesişim kısmı yok. O halde A ile başlayan neler var? Ahmet var. Aysun var. Doğru mu? Peki ben aynı zamanda buradaki taralı alan N'de de var mı? Yani N ile kesişim bölgesinde taradığımız bir yer var mı? Yok. Dolayısıyla ben burada evet A ile başlayanı alacağım ama N ile biteni alamayacağım. Aysun'u alamayız burada arkadaşlar. Çünkü Aysun'u alamamamızın sebebi evet A ile başlıyor ama N'nin içerisinde değil. Yani N ile N harfiyle biten isimlerin kümesi N kümesinde gösterildiği için hem A ile başlayıp hem N ile bittiği yer bu ikisinin kesişim bölgesidir. Aysun buradadır. Dolayısıyla burayı alamayız. Yani Aysun'u almayacağız. Şimdi geldik Beren'e. N ile bitenler? Evet burada arkadaşlar. Beren'i alabiliriz. Kenan da N ile bitiyor. Kenan'ı da alabiliriz. Dolayısıyla Ahmet, Beren ve Kenan olarak cevabımız 3 olarak bulunacaktır arkadaşlar. İki arkadaşımız C seçeneği demiş. Arkadaşlarımızı kutluyoruz. Sorusu olan yoksa dersimize devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi A birleşim B'ni kümesini vermiş. B birleşim C kümesini vermiş. Evet Rezan seni dinliyorum. Rezan. Rezan sesin gelmiyor. Geçtim. Şimdi bunu sormuş bize. Burada ne yapacağız? Burada birleşimin kesişim üzerine dağılma özelliğini kullanacağız. Nasıl? B birleşim A. Kesişim. B birleşim. C. Rezan. Hocam önceki soruyu tekrarlar mısınız? Sonları anlamadım da son şeyleri. Bunda mı? Evet hocam. Sordum. Tamam anlatalım hemen. Şimdi bak iyi dinliyorsun. Tamam. Herkes dinlesin arkadaşlar. Şimdi bak. Bir kere bu taradığımız yerlerin hepsi, bu taradığımız yerler hangi küme içerisinde? B kümesi içerisinde mi? Evet. Evet. B kümesi içerisinde olduğu için bir kere 5 harfli isimler olması lazım. Açelya 2, 4, 6. Nermin 3, 6. Bunlara bir kere attım hemen. Şimdi A kümesi, A harfiyle başlayan isimlerin kümesi, evet. Şuradaki taralı yer A kümesinde öyle değil mi?
O halde burada taradığım yer A ile başlayanlar içerisinde olması lazım. Yani Ahmet olur. Aysun olur. Ama bak Ahmet A ile başlayıp T'ye bitiyor. Problem yok. Ama Aysun A ile başlayıp N ile bitiyor. Yani Aysun'un aslında hem A ile başlayanlarda olması lazım hem de N ile bitenlerde olması lazım. Yani şurada olması lazım Aysun'un. İkisi kesişim yerinde. O yüzden Aysun'u attım. Sadece Ahmet kaldı şurada. Beren'e bakalım. Beren N ile bitiyor. Alabilirim sadece N ile bittiği için burada. Kenan'ın da sadece N ile bitiyor. Kenan'ı da alabilirim buradan. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Tamam mı? Anladım. Şimdi bu soruda bileşimin kesişim üzerine dağılma özelliğinden bahsettik. Dağıttık. B bileşim A ya da A bileşim B bileşim işleminde değişme özelliği vardı. B bileşim A bileşim B eşit olduğu için ne yazdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesişim. B bileşim C. 10 da vermiş. 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. İkisinin kesişimini istiyor. Yani ortak olanları istiyor. 1 ortak. 3 ortak. 5 ve 6'lar da ortak arkadaşlar. Dolayısıyla bunun cevabı ne olacak? 1, 3, 5 ve 6 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. Tamam. Sorunuz var mı? Geçiyorum. Evet arkadaşlar, evrensel kümeden bahsedelim. Şimdi evrensel küme üzerinde işlem yaptığımız tüm kümeleri kapsayan en geniş kümedir. Evrensel kümeyi niye bileceğiz? Biz biraz sonra tümleyenlerden bahsedeceğiz. Tümleyenlerden bahsedeceğimiz için bize evrensel kümeye ihtiyacımız var. Şimdi evrensel kümeyi biz genellikle E ile gösteririz. Örneğin burası A kümesi ise A'nın tümleyeni şurası oluyor arkadaşlar. Yani A kümesinde olmayan anlamına geliyor. Şimdi buradaki örneğimize bakalım. Bir kümenin tümleyeni. A'nın tümleyeni demek A kümesinin haricindeki yerler demek. Bir örnek verecek olursak yine ben bir evrensel kümeyi çizeyim arkadaşlar. İki tane küme çizeyim. Şu A kümesi olsun, şu B kümesi olsun arkadaşlar. Şimdi size bir bölge tarayacağım. Taradım. Şurayı da tarıyorum. Şimdi bakın. Şurada ikisinin kesişimi haricinde her yeri taradım burada. Dolayısıyla benim buradaki taradığım yer A kesişim B'nin tümleyeni. Yani A kesişim B'de olmayan, yani A kesişim B'nin haricinde kalan yerler anlamına geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Birkaç sorumuz var. Sorularla dersimize devam edelim. A, B ve C kümelerini Venn şemasıyla gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır şeklinde bir sorumuz var. Şimdi soru sizde arkadaşlar. Soruyu atlıyorum. Evet arkadaşlar. 4 arkadaşımızdan cevap, hatta 5 arkadaşımızdan cevap geldi. Şimdi bakalım
C diyen var, D diyen var. 3 kişi de E seçeneği demiş. Bakalım. Şimdi A kesişim B kesişim C'nin elemanının 2 olduğunu söylemiş. Yani A kesişim B kesişim C kümesi 2. Doğru. Bakın burada kesiştikleri yerdeki eleman 2. Doğru. B şıkkına geldik. A ile B'nin kesişimi elemanları 1 ve 2. A ile B'nin kesişimi bakın burası. 1 ve 2 elemanlarından oluşuyor. Bu da doğru. C kümesinin C şıkkına baktığımızda A birleşim B'nin eleman sayısını istiyor. 6 var, 3 var, 1 var, 2 var, 4 etti. 5 ve 6. Bu da doğru. A kesişim B birleşim C. Şimdi görelim. A kesişim B bakın. Şurası 1 ve 2'den oluşuyor. A kesişim B. 1, 2 var. 1, 2 var. Birleşim C demiş. Birleşim. C'ye bakalım. 2, 3, 4, 7, 8. 2, 3, 4, 7, 8 arkadaşlar. 2, 3, 4, 7, 8. Şimdi bunları birleştirdiğimizde 1, 2, 3, 4, 7 ve 8 olarak karşımıza geldi. Çünkü 2'yi bir kere yazıyoruz aynı olduğu için. Bu da doğru arkadaşlar. A birleşim C'nin B ile kesişiminin eleman sayısını istemiş. A birleşim C'ye bakın. Şurası, bunun B ile kesiştiği yer şurasıdır arkadaşlar. Yani 2 ve 4 elemanlarıdır. Burada 4 değil, buranın 2 olması gerekiyordu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olur. Var mı sorunuz? Peki devam ediyorum. Şimdi bir soruyla karşı karşıyayız. A'nın eleman sayısı B'nin eleman sayısının 3 katı. A kesişim B'nin eleman sayısının ise 6 katı olarak verilmiş. A kesişim B artı A birleşim B'nin eleman sayısı 24 denmiş. S A artı S B artı S A kesişim B. Şimdi bunu ben çözeceğim. Yani dikkatli izliyorsunuz. Şimdi A kesişim B'nin eleman sayısına ben K dersem buna birbirine eşit olduğu için burası 6K etti. Dolayısıyla burası 2K eder. 3 kere 2 6K olsun diye. Burası da 6K eder. Bakalım 6K 3 kere 2 6K eşittir 6 çarpı K'dan 6K'ya eşit oldu. Şimdi çizelim arkadaşlar kümelerimizi. Şurası A kümesi olsun. Şurası B kümesi olsun. A kesişim B'ye K demiştik. Şurası K kesiştikleri yer. Şimdi A'nın eleman sayısı 6K. K'sı buradaysa buraya ne kalacak? 5K kalacak. Buraya 5K kalacak. A bakın yine 6K oldu. Şimdi B 2K. K'sı buradaysa buraya ne kalacak? 1K kalacak. Şimdi bakalım. S A kesişim B. A kesişim B'nin eleman sayısını K bulmuştuk. Artı. S A birleşim B. A birleşim B bunun tamamı 5 burada, 1 de burada, 6, 1 de burada. 7K. A birleşim B 7K. 7K eşittir 24. 8K 24'ten 8'e böldük. K eşittir 3 olarak karşımıza gelir arkadaşlar. Şimdi bizden şunu istiyor. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı artı A kesişiminin eleman sayısını istemiş. Bir de isteğini şurada çözelim. A'nın eleman sayısı tamamı 6K artı B'nin eleman sayısı tamamı 2K artı A kesişiminin eleman sayısı K. Toplarsak 6, 2 daha 8, 1 daha 9K etti. K'yı da 3 bulmuştuk arkadaşlar. 9 çarpı 3'ten cevabımız 27 olarak bulunacak. Anlaşılmayan bir yer var mı? Anlaşılmayan bir yer varsa hemen sorun. Derse devam edeceğim. Şimdi A kümesi 0 ile 50 arasında 2'nin katları olan sayılar. B kümesi 1 ile 180 arasındaki 3'ün katı olan sayılar. C kümesi de 2 ile 200'ün arasındaki 5'in katı olan sayılar. Şimdi geçen ders buna benzer bir soru çözmüştük. Ben soruyu size bırakayım. Kısa cevaplı bir soru açtım.
Süreniz 1,5 dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sorumuza dönelim. 3 cevap geldi. 2 tanesi 4. Bir tane cevabımız 173 olarak geldi. Bakalım. Şimdi üçünün kesişimini bizden istiyor. Burada şimdi bakın. A kümesi 0 ile 150 arasındaki 2'nin katı olan sayılar. B kümesi 1 ile 180 arasındaki 3'ün katı olan sayılar. C kümesi ise 2 ile 210 arasındaki 5'in katı olan sayılar. Tam sayılar. Şimdi bakın burada üçünün kesişimi demek... Üçünde de ortak olarak bulunan elemanlar demek. Şimdi bakın. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela 0 ile 150 arasında 2'nin katı olan bir sayı söyleyelim. 10 söyleyelim mesela. 10 bu aralıkta var. Bu 10 3'ün katı değil ama 5'in katı. Dolayısıyla ben burada hem 2'nin hem 3'ün hem 5'in katı olan sayıları aramam gerekiyor. Dolayısıyla hem 2'nin hem 3'ün hem 5'in katı olan sayı 2 çarpı 3 çarpı 5'ten 30'dur. Hem 2'nin hem 3'ün hem 5'in katı olan sayı 30'dur arkadaşlar. Yani ben 0 ile 150 arasında 30'un katı, 1 ile 180 arasında 30'un katlarını, 2 ile 200'ün arasındaki 30'un katlarını bulacağım. Ama şöyle, benim için sınırlayıcı üst sınır hangisi? 150 mi, 180 mi, 210 mu? Ona da karar vermem lazım. Benim için üst sınırım arkadaşlar... En küçük olandır. 150'dir. Çünkü neden? Kesişimini istiyor benden. Yani üçünde de olsun istiyor. 150'den büyük mesela 180 var. 30'un katı olan. 30'un katı olarak 180 bu aralıkta yok. Bu aralıkta da yok ama bu aralıkta var. Ben şimdi 210'u üst sınır seçersem 180'i sadece burada bulmuş olurum. Bu ikisinde A ve B'de bulamayacağım. Dolayısıyla kesişim kümesine girmez. Benim için buradaki alt sınır 0, hatta altlardan en büyüğü yani 2'yi seçmem gerekiyor. Üstlerden de en küçüğünü yani 150'yi seçmem gerekiyor. Yani burada şuna dikkat edeceğiniz, 150'ye eşitlik yok. O halde 150'den küçük 30'un en yakın katı kaç? 120'dir arkadaşlar. Burada ortak olarak 30'un en küçük katı da kaç? 30. Dolayısıyla 30, 60, 90 ve 120 olarak cevabımız bulunur. Bu da 4 tanedir. Dolayısıyla cevabımız 4 olarak bulunur arkadaşlar. Evet 4 diyen arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Anlaşılmayan bir yer yoksa derse geçeceğim. Şimdi tümleyin özellikleri var. Tümleyin özelliklerinden bahsedelim. A kesişim A'nın tümleyeni boş kümedir arkadaşlar. Çünkü A ile A'da olmayanın
ortak elemanı olma ihtimali yok. Dolayısıyla burası boş kümedir. A bileşimi A'nın tümleyeni. A ile A'nın tümleyeni evrensel küme verebiliriz arkadaşlar. Yani bakın şu A kümesi olsun. A ile A'nın tümleyenini ben birleştirirsem bakın buradaki komple evrensel kümeyi bize verecektir. A ile A'nın tümleyeninin eleman sayısının toplamı yine evrenseli verecek arkadaşlar. A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyeninde bulunan elemanların sayılarının toplamı evrensele verecek. Yine mantıktan hatırlayın. P yönelmesinin değilinin değili kendisini veriyordu. Yine aynı mantık. A'nın tümleyeninin tümleyeni A'yı verir arkadaşlar. De Morgan kuralları mantıkta da vardı. A kesişiminin tümleyeni buradaki tümleyen içeri dağılır. A kesişim B'nin tümleyeni. Tümleyeni içeri dağıtacağız. A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni olacak. A birleşim B'nin tümleyeni tümleyeni içeri dağıtacağız. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni olacaktır arkadaşlar. Dersimize devam ediyoruz. Şimdi bir örneğimiz var. A ve B evrensel kümesinin alt kümesi. 3 çarpı A bileşiminin eleman sayısı eşittir. 2 çarpı evrensel eleman sayısı. A bileşim B'nin tümleyin eleman sayısını 5 olarak vermiş. Buna göre evrensel kaçtır diye soruyor. Şimdi ben bir çözeyim soruyu. Burayı bir takip edin. A kümesi verelim. B kümesi verelim arkadaşlar. Şimdi A bileşim B'nin eleman sayısının 3 katı. Yani şuraya ben 2 kat dersem 2K dersem 2 çarpı evrensel buraya da 3K diyebilirim. Şimdi A bileşim B'nin tümleyeni. A bileşim B şurası. A bileşim B burası. Bunun tümleyeni. Yani A bileşim B'de olmayan demek şuradaki kalan boş kısım demek arkadaşlar. Burası 5'miş. Tamam. A bileşim B'de 2 katmış. A bileşim B 2 katmış arkadaşlar. Bunları buraya 2 kat diyorum. 2 kat. Evrensel de 3 katmış. Evrensel demek buranın tamamı demek. Yani 2K A bileşim B yani 2K artı 5 3K'ya eşitmiş. Yani evrensele eşitmiş arkadaşlar. 3K'ya eşitmiş. Dolayısıyla buradan K 5 olarak karşımıza gelir. Evrenseli istiyordu bizden. Biz K'yı 5 olarak bulduk. Evrensel 3K'ydı. Dolayısıyla 3K eşittir. 3 çarpı 5'ten cevabımız 15 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Anlaşılmayan bir yer. Evet, geçtim, devam ediyorum. Şimdi soru sizde. Burada yaparken yine evrensel çizeceksiniz. Evrensel küme çizeceğiz. A kümesi çizeceğiz. B kümesi çizeceğiz arkadaşlar. Ben yol gösterim açısından yazıyorum. Evrensel eleman sayısını soruyor. Şimdi buralara harflendireceğiz. X diyelim. Y diyelim. K diyelim. Şuraya da M diyelim arkadaşlar. Evet, bu verdiklerim harflere göre şunları yerleştirip evrensel eleman sayısını buluyorsunuz. Haydi bakalım. Süremiz 1 dakika 15 saniye.
Evet arkadaşlar, süremizi tamamladık. Şimdi izleyelim. 2 cevap geldi, 1 20, 3 cevap geldi, 21 21 ve 42 olarak bakalım. Şimdi SA, SA şurası arkadaşlar. X artı Y. X artı Y artı SB, yani Y artı K eşittir 25. 25. SB'nin tümleyeni, yani B'de olmayan. B burası, B'nin tümleyeni X artı M artı SA'nın tümleyeni, yani A'da olmayan K artı M eşittir 17. Evrenseli istiyor bizden. Yani X artı Y artı K artı M'yi soruyor. X artı Y artı K artı M'yi bizden istiyor arkadaşlar. Peki taraf tarafa toplayalım. Bakın, 2 tane X artı 2 Y, 2 Y artı 2 K artı 2 M eşittir 25 ile 17'yi topladık, 42 olur. Ama bana bu lazım değil. Bana X artı Y artı K artı M lazım. Bunların ikişer tanesinin toplamı 42 ise birer tanesinin toplamı 21 olarak karşıma gelir arkadaşlar. Hepsini 2'ye bölersek. Cevabımız 21. İki arkadaşımızdan doğru cevap aldık. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Anlaşılmayan bir yer. Geçiyorum. Şimdi A ve B evrensel kümesinin birer alt kümesi. Evrensel eleman sayısı 18. A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyenin eleman sayısı 6. B kesişim A'nın tümleyeni kümesinin alt küme sayısını 32 olarak vermiş. Dikkat edin. Bunun alt küme sayısı 32 ise A kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Şimdi alt küme sayısını biz şöyle buluyorduk. Sadece burada yol göstereceğim. 2 üzeri n formülüyle buluyorduk. Alt küme sayısını 32 vermiş. Şu kümenin alt küme sayısını 32 vermiş yalnız. Ben bu kümenin eleman sayısını bulacağım bu alt kümeden. Sorunla soruma devam edeceğim. Soru sizde. Haydi bakalım. İki cevap geldi. Evet arkadaşlar, sorumuza dönelim. Şimdi bu tarz sorularda yine bakın size söylüyorum, mutlaka evrensel çizeceğiz ve harfli ifadelerle çözeceğiz soruyu. Yani bu küme sorularını biz harfli ifadeleri çevirdikten sonra ancak rahatlıkla çözebiliriz. A kümesi, B kümesi dedik. X. Şurası Y. Şurası K. Şurası da M olacak. Şimdi evrensel 18. Evrensel demek bunun tamamı demek. X artı Y artı K artı M eşittir 18. A'nın tümleyeni ile B'nin tümleyeninin kesişimi. Şimdi bakın, A'nın tümleyeni demek A'da olmayan demek. Yani K ile M A'da yok.
Kesişim beynin tümleyine. Beyin tümleyini B'de olmayan demek. Yani X, B, M. Bu X'in kesişim bakın M'dir arkadaşlar. Dolayısıyla M'yi 6 vermiş bana. M eşittir 6. B kesişim A'nın tümleyeni. Onu da bulalım. B kesişim A'nın tümleyeni. B kümesi Y ile K. Y, K. Kesişim A'nın tümleyeni, yani A'da olmayan K, M. O da bakın nedir? K'dır arkadaşlar. İkisinde kesişim. Onun da alt küme sayısını 32 vermiş. 2 üzeri N 32 ise burada N 5'tir arkadaşlar. Benden istediği A'nın eleman sayısını soruyor. Yani X artı Y'yi soruyor. Ben M'yi buldum 6. K'yı buldum 5. X artı Y'de burada ne kalacak arkadaşlar? 5, 6 daha 11. Eşitliğin bu tarafına atarsam X artı Y 7 olarak bulunmuş olur. X artı Y'de zaten bakın A kümesini veriyor idi. Bir arkadaşımızdan doğru cevap almışız. Tebrik ediyorum arkadaşımızı. Anlaşılmayan bir yer. Evet. Geçtim. Şimdi iki kümenin farkı. A ve B gibi iki küme A'da olup da B'de olmayan elemanların kümesi A fark B kümesi şeklinde gösterir arkadaşlar. A fark B demek bakın sadece A'da olan demek. Yani A'da olup B'de olmayan anlamına gelir. Mesela şurası, şu taradığım yer, B fark A'dır arkadaşlar. Yani sadece B'de olan ya da şöyle bir farklı deyişle B'de olup A'da olmayanların kümesidir. Şimdi baktık A fark B, A kesişim B'nin tümleyeni ile aynı. A fark B, A fark A kesişim B ile aynı. A'da olup evrenselde olmayan, yani A fark evrensel olmaz zaten. Boş kümedir. E fark A, yani E'de olup, yani evrenselde olup A'da olmayan A'nın tümleyenindir. Yani A'nın haricinde kalan kısımdır arkadaşlar. Evet, bir 10 dakika ara. 19.50'de burada görüşürüz arkadaşlar. Sorumuza devam ediyoruz dersimize. Evet, sorumuzda tarla bölgenin ifadesini kalmışlarımız arkadaşlar. A kesişim B kesişim C. Yani üçünün kesişimi ama bakın burada B kümesi burası arkadaşlar. Bakın taradığımız yerin B kümesiyle bilgisi yok. Dolayısıyla üçünün kesişimi olma ihtimali yok. Dolayısıyla burayı kapattık. A kesişim C'nin B ile birleşimini de vermiş. B ile birleşim dediğinde B'nin tamamının taralı olması gerekiyor arkadaşlar. B ile birleştirdiğinde bu da değil. A kesişim B'de olup C'de olmayan kısım diyor. Yani A kesişim B'den C'yi çıkart diyor burada. C'yi çıkarmam demek C'nin alınmaması demek. Ama halbuki burada C'nin de taralı kısmı var. Bu da gitti. A kesişim C'de olup B'de olmayan kısımdan bahsediyor. Buna bakalım. Şimdi A kesişim C arkadaşlar şuranın tamamıdır. A kesişim C, yani ikisinde ortak olan yerler. Buradan B'yi çıkart diyor. Yani şu B'ye ait olan kısmı çıkartırsam bakın bana sadece buradaki taralı alan kalacak. Dolayısıyla cevabım D seçeneği olacak arkadaşlar. Sorusu olan yoksa devam edeceğim. Evet, 2017 YGS sorusu biraz önce yapmıştık benzerini. Burada yine verilen bölgeleri X, Y, Z, K diye harflendirin. Daha sonra verdiği yerlere göre soruyu artık normal denkleme dönüştürüp çözün arkadaşlar. Evet, soru sizde. Bir dakikalık süreniz başladı.
İki arkadaşımızdan D seçeneği geldi. Bakalım. Evet, dört arkadaşımız da D seçeneğini söyledi. Bakalım. Şimdi A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili. A fark B eşittir, B fark A eşittir. A kesişim B vermiş. A bileşim B'yi de 24 vermiş. A kümesinin eleman sayısını bizden istiyor. Şimdi A ve B kümesini çizelim arkadaşlar şu şekilde. A kümesi olsun, B kümesi olsun. A fark B x olsun. B fark A birbirine eşitmiş. Bu da x olsun. Bu da A kesişim B'ye eşitmiş. X. Hepsi x. A bileşim B 24. Bakın A bileşim B 3x'e eşit. 3x 24 ise 3'e böldüğümde x 8 olarak karşımıza gelecek. A'nın eleman sayısını bizden istiyor. A'nın eleman sayısı bunun tamamıdır. Yani 2x'tir arkadaşlar. 2x 2 çarpı 8'den cevabımız 16 olarak bulunur. Hepimiz doğru yapmıştık. Tebrik ediyorum arkadaşlar. İşte güzel bir soru. A kümesini en pozitif tam sayılardan oluşacak en yüzden küçük ve 3'e tam bölünür. Yani yüzden küçük 3'e bölünen ya da 3'ün katı olan sayılar. B kümesinde de yüzden küçük 5'e bölünen sayılar verilmiş. Buna göre A fark B kümesinin eleman sayısını bizden istiyor. Yani A fark B demek sadece A kümesine ait. Yani sadece 3'e bölünenler. Şöyle dersek, şimdi bakın. Bu küme 3'e bölünenleri göstersin. Bu küme 5'e bölünenleri göstersin. Bizden istediği A fark B sadece şurası. İkisinin kesişimi 15'e bölünenleri temsil eder arkadaşlar. Benim burada yapmam gereken yüzden küçük 3'e bölünenleri bulup yüzden küçük 15'e bölünenleri çıkartmak. Evet. Soru sizde arkadaşlar. Bir buçuk dakika süremiz başladı. A cevabı geldi, E cevabı geldi. Bir arkadaşımız daha E cevabı verdi arkadaşlar. Evet. Sorumuza dönelim. Şimdi yüzden küçük. Bu arada 2011 LYS sorusu. Bakın alansın yani ikinci bölümde sorulan bir soru. Şimdi yüzden küçük 3'e tam bölünen pozitif tam sayıları bulacağız. Yüzden küçük 3'e tam bölünen pozitif tam sayıları bulalım arkadaşlar. En küçüğü 3'e tam bölünür. Şimdi burada n'e pozitif tam sayı demiş. Dolayısıyla 3'ten başlatacağım. 3, 6... En son 3'e tam bölünebilen yüzden küçük pozitif tam sayı 99'dur arkadaşlar. Buradaki eleman sayısını bulacağız. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 olarak karşımıza gelecek. 99'dan 3'ü çıkarttık. 96, 3'e böldük. 32, bir daha 33. Şimdi A kümesinin eleman sayısını 33 olarak bulduk. Yalnız buradaki bu 33 sayının içerisinde
Buradaki 30 sayının içerisinde 15'e bölünenler de var. Benden istediği A fark B kümesinin eleman sayısı. Yani sadece 3'e bölünsün istiyor. Aynı zamanda hem 3'e hem 5'e bölünsün istemiyor. Dolayısıyla ben hem 3'e hem 5'e bölünen, yani 15'e bölünenleri buradan çıkarmam gerekiyor. 100'den küçük 15'e bölünen sayıların da sayısını bulalım. En küçüğü 15'tir. En büyüğü hem 3'e hem 5'e bölünenler arkadaşlar. Gittik. 15 var tabii. 30 var. Daha sonra bakalım, bunları tek tek yazabiliriz. Küçük olduğu için 45 var. 60 var. 75 var. Ve 90 var arkadaşlar. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane. Dolayısıyla 33'ten 6'yı çıkarttığımda, yani kesişim kümesine eleman sayısını çıkarttığımda cevabım 27 olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım E seçeneği olur. Anlaşılmayan bir yer var mı? Geçiyorum. Herhangi A ve B kümeleri için A bileşim B fark, A kesişim B fark kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş arkadaşlar. Evet, soru sizde. Evet arkadaşlar. İki arkadaşımız C seçeneği demiş, bir arkadaşımız D seçeneği demiş. Şimdi bakalım, burada benden istediği A bileşim B'den A kesişim B'yi çıkart diyor. A kümesi olsun, B kümesi olsun. A bileşim B bunun tamamıdır. Bundan A kesişim B'yi çıkart diyor. Yani şurayı çıkart diyor arkadaşlar. Dolayısıyla benim elimde kalacak kısım şurasıyla şurası olur. Yani kesişim kümesi hariç. Bakalım şıklardan hangisi bize bunun cevabını veriyor. Cevabımız C seçeneği. Neden C seçeneği? A fark B, yani sadece A'da olan kısım, yani şurasıyla B fark A, yani sadece B'de olan kısımları birleştir demiş. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olacak arkadaşlar. Neden D değil? Bir arkadaşımız D demişti. A fark B kesişim demiş arkadaşlar. Kesişim demek ortak yerleri al demek. Ama bizim için şimdi A fark B ile B fark A'nın, yani şu taradığım yerlerin ortak bir yeri yok. Dolayısıyla bu boş kümedir. A fark B ile B fark A'yı benim birleştirmem lazım arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Devam ediyoruz. Evet, soru sizde arkadaşlar.
Evet. İki arkadaşımız. B bir arkadaşımız. C seçeneği dedi. Bakalım. Üç arkadaşımız da B seçeneği dedi. Soruya döndük. A'nın tümleyeni ile B farkı A'nın kesişimini istiyor benden. Şimdi bakın kafanız çok karışıyorsa şu şekilde yapın. Şimdi A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni demek A'da olmayan demek. A burası. A'da olmayan T, K, M, L, P, R, S var. T, K, M, L, P, R, S var. A'nın tümleyeninde. Bununla B farkı A yani sadece B'de olanı kesiştir diyor. T, K, M, L. T, K, M, L'yi kesiştir diyor arkadaşlar. Ve bir de Z var. Z'yi de atlamayalım. Z'yi kesiştir diyor. Şimdi bu ikisinde ortak bakalım. T var. K var. M var. L var. Dolayısıyla bu ikisinde ortak 4 tane eleman var arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi A farklı BA kesişimi, A birleşimi B kümelerinin alt küme sayılarını vermiş. Biz buradan eleman sayılarını bulacağız. Daha sonra B farkı A kümesinin kendisi dışındaki alt küme sayısını soruyor. Yani öz alt küme sayısını soruyor. Bunu da bulacağız arkadaşlar. Soru sizde. Alt küme sayısını hareketle kümelerin eleman sayısını bulacaksınız arkadaşlar. Evet. İki arkadaşımızdan B1 arkadaşımızdan D cevabı geldi. Bakalım şimdi A farkı B'nin alt küme sayısı 4. 2 üzeri N de alt küme sayısı. 2 üzeri 2 4'tür. Dolayısıyla A farkı B'nin eleman sayısı 2. A kesişiminin alt küme sayısı 16 ise eleman sayısı 4'tür. 2 üzeri 4'ten 16 oluyor çünkü. A bileşiminin alt küme sayısı 256 ise 2'nin kaçıncı kuvveti? 256'dır arkadaşlar. 8. kuvveti. Dolayısıyla A bileşim B'nin eleman sayısı da 8 olacak. Şimdi çizelim kümelerimizi. A kümesi. B kümesi. A kesişiminin eleman sayısı 4. A farkı B'nin eleman sayısı 2. A bileşim B'nin eleman sayısı 8 ise 2, 4 daha 6. 8 olması için buraya da 2 kaldı arkadaşlar. B farkı A'nın kendisi dışındaki alt kümelerin sayısını soruyor. Şimdi B farkı A demek 2 demek. 2 üzeri 2 alt küme sayılarını veriyor. Kendisi dışındaki alt kümelerin sayısı 2 üzeri 2 eksi 1'dir. Yani kendisini çıkartıyorum. 2 üzeri 2 4 1 çıkarttım. Cevabım 3 olarak bulunacak arkadaşlar. B seçeneği diyen iki arkadaşımızı kutluyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Güzel bir soru. İki küme vermiş. Bunlarla alakalı hangisi yanlıştır? Şeklinde bir soru. Özeyim'in sevdiği tarzda bir soru arkadaşlar. Evet, soru sizde.
Evet arkadaşlar, sorumuza dönelim. Bir arkadaşımızdan C, iki arkadaşımızdan D cevabı geldi. Bakalım. Şimdi A kesişim B1 demiş. Şimdi bu A ile bu küme parantezi içerisindeki A 1 değil. Farklı elemanlar. Aynı olanlar sadece burada bakın B elemanlar arkadaşlar. Dolayısıyla A ile B'nin kesişimi 1. Bu C ile bu C aynı değil. Çünkü bu küme parantezinde bu D ile bu D aynı değil. Bu küme parantezinde verilmiş. Devam edelim. A seçeneği doğru. A bileşim B'nin eleman sayısının 7 olduğunu söylemiş. A'nın eleman sayısı 4. B'nin eleman sayısı 4. 4, 4 daha 8. Bir tane de kesişimler olduğu için kesişimi çıkartıyorum. 7 olarak bulunur. Bu da doğru. A kesişim B'nin tümleyeninden bahsetmiş. Yani sadece A'da olan anlamına geliyor bu arkadaşlar. Bu ne demek? Aslında A fark B demek. İkisinin kesişimi B'ydi arkadaşlar. B'yi atarsam sadece A'da olan eleman sayısı 3'tür. E'ye baktık. E seçeneğinde A'nın tümleyeniyle B'nin kesişimi. Bu da şu demek. Sadece B'de olan demek. Yani B fark A demek arkadaşlar. İkisinin kesişimi B'ydi zaten. Sadece B'de olan elemanların sayısı 3. Bu da doğru. A'nın tümleyeniyle B'nin birleşimi diyor. Şimdi A'nın tümleyeniyle B'nin birleşimi arkadaşlar. Burada yani A'da olmayacak. Şöyle hesap edelim. A, B diyeyim. Şuraya çizdiğimde A'nın tümleyeniyle B'yi birleştir dediğimizde şurası gelir arkadaşlar. Yani hem şuradaki kalan elemanlar hem de şuradaki B'nin yani sadece B'de olan elemanlar olması lazım aslında. Onun da en küçük yani en minimum cevabı 3'tür. Çünkü sadece B'de olan 3 eleman vardır. 2 değildir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Sorusu olan geçtim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi daima doğrudur? Yine ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru arkadaşlar. Soru sizde. Haydi bakalım. Daima doğrudur diyor. Dikkat edin. Daima. Evet. Evet. Dört öğrencimizin dördü de farklı cevaplar geldi. Bir öğrencimiz A, bir öğrencimiz C, bir öğrencimiz D, bir öğrencimiz E cevabını vermiş arkadaşlar. Bakalım çeşidi bol olan soruda doğru cevap neymiş. Şimdi bakın AB'nin alt kümesi ise B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısından büyüktür demiş. Şimdi bakın burada aslında sadece alt küme demiyor. Şu işareti kullanmış. AB'nin alt kümesi ya da eşitse demiş. Yani dolayısıyla burada B'nin eleman sayısının A'nın eleman sayısından büyük olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Bunu biraz sonra yeniden açıklayayım ben size. AB'nin alt kümesi ise ya da eşitse AB'den farklıdır demiş. Bakın yine aynı mantık arkadaşlar. Şuradaki eşitlik kısmı bizim için önemli. Yani AB'nin alt kümesi ya da eşitse burada A'nın B'yi eşitliğinden söz edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Yani ikisi açık, daima doğru olmaz. A kesişim B boş küme ise A veya B kümelerinden en az biri boş kümedir. Böyle bir şeyin zorunluluğu yok. A kümesi böyle olsun. B kümesi
böyle olsun. Yani iki tane ayrı kümeden bahsediyoruz. Kesişimleri olmayan iki ayrı küme. A'nın eleman sayısı, B'nin elemanları burada. Ama herhangi birinin boş olmasına gerek yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış. A bileşim B, A'yı veriyorsa B boş kümedir. Şimdi olabilir, olmayabilir. Şu durumda olmaz. A bileşim B, A'yı verdiğinde örneğin şu pozisyonda. Bakın bu pozisyonda A bileşim B, A'yı verir arkadaşlar. Burada B'nin boş küme olmasına gerek yoktur. A bileşim B ile A kesişimin eleman sayısı SA artı SB'yi verir diyor. Bakalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. İki tane küme seçelim. X, Y ve Z diyelim. A bileşim B X artı Y artı Z artı A kesişim B, A kesişim B'de Y eşittir. SA, SA X artı Y, X artı Y artı SB, Y artı Z. Bakın dolayısıyla bakın X artı 2Y artı Z, X artı 2Y artı Z birbirine eşit oldu. Dolayısıyla bu daima doğrudur. Ancak diğerlerinin daima doğruluğundan bahsedemeyiz. E diyen bir arkadaşımız var. Tebrik ediyoruz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Geçiyorum. Güzel bir soruydu. Cevaplar dağıldı arkadaşlar. Evet. Yani lig sıralı ikiliye. Konumuza devam ediyoruz. Şimdi A ve B gibi iki elemanın A virgül B biçiminde yazılmasıyla elde edilen ifade bizim için sıralı ikililerdir arkadaşlar. Biz burada A'ya birinci bileşen diyoruz, B'ye de ikinci bileşen diyoruz. Şimdi bu sıralı ikililerin eşitliğinde, yani AB sıralı ikilisi ile MN sıralı ikilisi birbirine eşitse, burada birinci ifadeler birbirine eşit, yani A ile M birbirine eşit. İkinci ifadelerde yani B ile de N birbirine eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi burada sıralı ikilide kesinlikle sıralama önemli. Yani burada A ile A virgül B, B virgül A'ya eşit değildir. Örneğin kartezyen koordinat sistemini düşünün. 3 virgül 2 noktası ile 2 virgül 3 noktası birbiriyle aynı değildir. Dolayısıyla sıralı ikililerde de yine aynı mantık. A virgül B ile B virgül A birbirine eşit olamaz. Sorumuz var. Soruyu inceleyelim. Sıralı ikiliden eşitliğini vermiş. İlk virgüle kadar birinci bileşen. Burada da birinci bileşen 9. Dolayısıyla X artı 2Y, X artı 2'ye 9'a eşit. İkinci bileşen X eksi Y. Bu da 3'e eşit arkadaşlar. Taraf tarafa işlem yapalım. Bunu eksi ile çarptığımızda arkadaşlar burası eksi olacak. Artı olacak. Eksi olacak. Artı X eksi X birbirini götürdü. 2Y, Y daha 3Y. 3Y eşittir. 9 eksi 3'ten 6. Buradan y 2 geldi. Ben x eksi y'nin 3 olduğunu biliyorum. X eksi y 3 eşittir 3. Y'yi 2 bulmuştum. X'i de buradan 5 buldum arkadaşlar. Buradan x çarpı y 5 kere 2'den 10 cevabı gelir. Evet. Devam ediyoruz. Kartezyen çarpım. Şimdi A ve B gibi boş olmayan iki küme. Birinci bileşeni A kümesinden, ikinci bileşeni B kümesinden alınarak oluşturduğum tüm sıralı ikililerin kümesine ben A kartezyen B olarak isimlendiriyorum arkadaşlar. Örneğin, örneğimize bakalım. A kartezyen B'yi bizden istemiş. Şimdi burada dikkat etmem gereken şu. Birinci bileşeni A kümesinden seçeceğim. İkinci bileşeni B kümesinden seçeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla buradan 1-2, 1-2, 1-4 bunları eşleyelim. Daha sonra 3-2, 3-4, 2-2, 3-4. Daha sonra 5-2, 5-2,
5-4 olarak karşımıza gelecek arkadaşlar. B kartezyen A'yı yazarken de, onu da şurada yazalım. B kartezyen A'yı bulurken arkadaşlar, B kartezyen A'yı bulurken birinci elemanı B'den, ikinci elemanı A'dan seçeceğim. Dolayısıyla 2-1, 2-3, 2-5 olacak. 2-1, 2-3, 2-5 olacak. 4-1, 4-3, 4-5 olacak. B kartezyen A kümesi. Bakın bir daha söylüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken A çarpı B diyorsa birinci elemanlar A'dan, ikinci elemanlar B'den, yani bileşen. B çarpı A diyorsa birinci bileşendeki elemanlar B'den, ikinci bileşendeki elemanlar A kümesinden seçilecek arkadaşlar. Kartezyen çarpının özellikleri var. Şimdi sıralı ikililerde nasıl ki A virgül B, B virgül A'ya eşit değildi arkadaşlar. Aynı mantık. A çarpı B de B çarpı A'ya eşit değil. Ki biraz önceki örneğimizde gördük. Bakın. A çarpı B ile B çarpı A'nın birbirine eşit olmadığını gördük. Boş küme ile kartezyen çarpımı sonucu boş kümedir. Çünkü burada eşlenecek eleman yoktur boş kümede. Dolayısıyla boş küme olarak karşımıza gelir. A kartezyen B'nin eleman sayısını bulurken A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısını çarparsam ben A kartezyen B kümesinin eleman sayısını bulmuş olacağım. Şimdi A çarpı B, B çarpı A'ya eşit değil ama A kartezyen B'nin eleman sayısı ile B kartezyen A'nın eleman sayısı birbirine eşittir arkadaşlar. Burada bahsettiği eleman sayısıdır. Dikkat edelim. Aynı şey değil bununla. A çarpı A'nın da A kare olduğunu bilirim arkadaşlar. Evet. Örneğimize bakalım. A bileşim C'yi A, B, C, D, E, F olarak vermiş. B kümesini de 1, 5, 9 olarak vermiş. B kartezyen A bileşim B kartezyen C'nin cevabını bizden istiyor. Şimdi bakın burada bir düzenleme yapacağım. S B kartezyen A bileşim C'dir bu arkadaşlar. Yani ben burada kartezyen içeri dağıttığımda B kartezyen A bileşim B kartezyen C zaten gelecek. O halde bunun eleman sayısını soruyorsa bunun eleman sayısı SB çarpı S A bileşim C'dir. B'nin eleman sayısı 3 çarpı C'nin eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 18 olarak bulunacaktır. Evet. A kartezyen B kesişim C'nin eleman sayısını bizden istemiş. Şıklarımız da var. Soru sizde arkadaşlar. B kesişim C kümesini bulun önce. Evet, 4 arkadaşımızın 4'ü B seçeneği dedi. B kesişim C'nin eleman sayısı, bakın B ile C'yi kesiştirelim. C, D ve elemandan oluşuyor. B kesişim C'nin eleman sayısı 3'tür arkadaşlar. A'nın eleman sayısı 1, 2, 3, 4'tür. Dolayısıyla 4 kere 3'ten cevabı 12 olarak bulunacak. Evet, tüm arkadaşlarımız doğru cevabı verdiler bu soruya. Şimdi gelelim kartezyen çarpımın grafiğine. Boş olmayan iki tane küme verelim A ve B gibi. Bunların koordinat düzleminde apsisi A kümesinden ordinatı B kümesinden alınarak oluşturulan noktaların kümesidir. Şimdi bakın burada A çarpı B'nin grafiğini çizerken apsis A kümesinden, apsis demek
X demek arkadaşlar. Ordinat demek Y demek. Yani birinciyi X'te seçiyorum, ikinciyi Y'de seçiyorum. B çarpı A dese tam tersi olacak. X ekseninde B kümesinin elemanları olacak. A kümesinde, Y ekseninde A kümesinin elemanları olacak arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. A çarpı B'nin grafiğini bizden istemiş. X öyle ki X 1 ile 5 arasındaki tam sayılar. Y öyle ki Y 0 ile 3 arasındaki tam sayılar. A çarpı B'yi istediği için X ekseninde A'nın elemanlarını, Y ekseninde ise B'nin elemanlarını alacağım. Çizelim. Şimdi 1 ile 5 arasındaki tam sayıları X ekseninde seçeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. Daha sonra B'nin elemanlarını Y eksenine seçeceğim. 0 ile 3 arasındaki tam sayılar o da 1 ile 2 olarak karşıma gelecek. 1 ile 2 olacak arkadaşlar. Şimdi bunları kesiştirdiğimde 1, 1, 1, 1, 1. Şöyle diyelim. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1 olacak. Daha sonra 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2 olacak arkadaşlar. Bunların bu kesiştikleri yerler şuraları boyalı olması gerekiyor. Şuraların boyalı olacak arkadaşlar. Şu kesiştikleri yerler. Şuraları ben boyayayım. Daha sonra bunları şöyle bir alan içerisine dahil edeceğiz. Şimdi bir örneğimiz var. Bu örneği inceleyelim. Soru sizde. Bir saniye. Hocam, evet Zehra, seni dinliyorum. Önceki sorumda şeyde A kümesinde 1'i neden aldık? 1 ile 5 arasında diyor. 1'i dahil etmememiz gerekmiyor muydu? Evet evet arkadaşlar, orada 1'i almayacağız, bir saniye. Burada 1'e eşlik olmadığı için burada 1'i dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Burada dalgınlığımıza geldi. Soruyu tekrar çözelim. Bir saniye. Burayı unutun. Şurada tekrardan çizeyim. Burada arkadaşlar 1'i dahil etmeyeceğiz. Dalgınlığımıza geldi çünkü burada eşitlik yok. Dolayısıyla x ekseninde 2, 3 ve 4'ü seçeceğim sadece. 2, 3 ve 4'ü seçeceğim. Y ekseninde ise 1 ile 2'yi seçeceğim. 1 ile 2'yi seçeceğim. 2, 1, 3, 1. 4, 1 olacak. 2, 2. 3, 2. Ve 4, 2 olacak. Daha sonra bunları da bu şekilde bir alan içerisine alıyoruz. Burası yanlış cevap arkadaşlar. Burada arkadaşımızın dediği gibi dalgınlığımıza geldi. 1'i almamız gerekiyor. Başka sorunuz yoksa soru sizde arkadaşlar. A çarpı B diyor. A'yı x ekseninde alacağız. B'yi y ekseninde alacağız. Ve noktaları kesiştireceğiz. Evet. Bakalım. A çarpı B dediği için A'yı x ekseninde alacağım. B'yi y ekseninde alacağım. X ekseninde alacağım A 2 ve 3 elemanlarından oluşuyor.
Y'sini alacağım B'de 1 ve 3 elemanından oluşuyor. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olur. Bunları bir kesiştirdikten sonra. Evet, son olarak bu soruyu da çözüp dersimizi bitireceğim arkadaşlar. Soruya bir bakın. Soru sizde. Evet arkadaşlar. 3 arkadaşımız E, 1 arkadaşımızdan B cevabı geldi. Şimdi S A çarpı A 36 ise A'nın eleman sayısının karesi 36 demek. Dolayısıyla A'nın eleman sayısı 6 demektir arkadaşlar. Çünkü A kartezyenin A'nın eleman sayısını bulurken A'nın eleman sayısı ile A'nın eleman sayısının çarpımıdır. Dolayısıyla 36 ise 6'dır. B'nin eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının çarpımı 25 ise buradan B'nin eleman sayısı da 5 olarak karşımıza gelir. A çarpı B 30'dur diyor. A kartezyen B'nin eleman sayısı 30'dur diyor. Doğru. 6 kere 5 30. Doğru. A kümesinin 2 elemanlı alt küme sayısı 15'tir. Altın ikili kombinasyonu hatırlayın. 6 faktöriyel bölü altın 2 çıkarttım. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeldir. Bu da sadeleştirirsek 15 çıkar. Bu da doğru. B kümesinin alt küme sayısı 32'dir diyor. Şimdi burada B'nin eleman sayısı 5'ti. Alt küme sayısı 2 üzeri 5 formülünden buluyoruz. 2 üzeri 5'te 32'dir. Bu da doğru. B çarpı A'nın eleman sayısı 30'dur. Bakın A çarpı B'nin eleman sayısı 30 ise B çarpı A'nın eleman sayısı 30'dur. Bu da doğru. Ama dersin başında da gördük bu kartezyenleri işlerken. A kartezyen B ile B kartezyen A'nın birbirine eşit olma şansı yok. Tek durumda var. İki küme de aynı ise yani A kartezyen A'da ancak eşit olur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. Hangisi yanlış diyor. Evet arkadaşlar. Dersimizi burada noktalıyorum. Şimdi sizden isteğim çalışma odasına giriyorsunuz. Daha önce mantığı bitirmiştik. Kümelerden küme problemlerine kadar olan bütün kısmı tamamlıyorsunuz arkadaşlar çalışma odasından. Soruları güzelce çözüyorsunuz. Size iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.